3. Murat döneminde İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth'in kendisini Yüce Türk diye hitap ettiği bir kişi değil midir Sultan Murat diyor? Ya da o İngiltere'nin Osmanlı politikasında etkisi doğru, var rolü, mıdır? Rolü büyük, Gran Türk derler Fatbatırlar zaten kanunu içinde söylenir. Yüce Türk, Büyük Türk diye söylerler. İngiltere ile ilk münasebetlerin 3. Murat zamanında kurulduğu doğru. Hatta bu hususta hocası Saadettin Efendi'nin de etkin rolü var. Bunun birçok sebepleri var. Başta İngiltere, hatta Luteryen diye geçiyor. Luther değil onlar, Anglikan biliyorsunuz İngiltere ama en azından Katolik dünyasına karşı orada yeni bir mezhebin çıkması Osmanlı taraf tarafından desteklenmiş, destek verilmiş. Ve 3. Murat zamanında da daha önce aynen Fransızlara verildiği gibi kapitülasyonlar İngilizlere de veriliyor en azından. Ee, Osmanlı denizlerinde rahat ticaret yapabilme imtiyazı verilmiş İngilizlere ve bu daha sonra malumunuz devam ediyor. Bu kadarcık yani. Şimdi, İngiltere, İran'dan bahsedelim. Ha, <laughs> Türkan Hocam İran Sözün... önemli. İran öyle bir savaş ki biliyorsunuz kanuni zamanında 1555 yılında İran'ın başında Tahmas var. Birinci Tahmas var. Bir antlaşma yapıldı. Amasya Antlaşması o meşhur antlaşma. O zamana kadar Osmanlılar İran'ı bir devlet olarak görmüyorlardı. Hatta Çaldıran Savaşı'ndan sonra Yavuz Sultan Selim'e kaç kere elçiler gönderdi. Şah İsmail daha sonra oğlu Tahmas ama onlara devlet görmüyor ki o masaya otursun Osmanlı hükümdarı. Ama Tahmas zamanında üç büyük sefer yapıldı malumunuz kanuni zamanında daha doğrusu İran'a. Sonuncusu da Nahçıvan seferidir baktı ki artık o da bir devlettir ve 1555'te masaya oturuldu. Bu antlaşma 55'ten işte uzunca bir süre devam etti. Ne zamana kadar? 1578. <laughs> ve tabii Sokollu'ya karşı olan hizip, Şemsi Ahmet Paşa'nın, Lala Mustafa Paşa'nın, Koca Sinan Paşa'nın içinde bulunduğu hizip İran'a bir sefer yapılmasını istiyorlar. İran'a veya başka bir yere. O sırada Tahmasp ölmüş. O uzun süre, 54 sene galiba yanılmıyorsam saltanat süren Şah Tahmasp ölüyor. E, yerine oğlu geçti ama İran'da karışıklıklar çıktı. Daha geçmeden önce oğulları arasında taht kavgaları başladı. Sonunda e, 2. İsmail geçti. O da Osmanlı e, topraklarında propagandacılarını göndererek e, Şia... Dedesi işte malum dairler göndererek propagandalara falan yaptırıyordu. Bunu vesile ederek İran'a savaş açılması istendi. Enteresandır bu savaşa hala vezirlik, vezir azamlık makamında bulunan Sokollu Mehmet Atatürk'e karşı çıktı. Gerekçesi çok güzel. Sizin alanınız birazdı yani. İran'da kaç tane Türk devleti kuruldu? 10 kadar Türk devleti kuruldu. Tebası olabildi mi? o İran. Dedi ki biz İran topraklarını alsak bile uzun süre orada kalamayız. Çünkü halkı Müslümanız diyor ama bizim anladığımız anlamda Müslüman hocam, binli değil. O zaman yıllardan 1900'lü yıllara kadar Türkler diyor Türkler hocam zimmî yani. olmazlar diyor efendim. Binli yıllardan 1900'lü yıllara kadar neredeyse Türkler Hep Türk. yönetiyor. Hep yani. Türk. Yani e, enteresandır. E Sokollu burada haksız değil, haklı. Alınsa bile ne kadar tutacaksınız? Ama buna rağmen malum sefer Lala Mustafa Paşa serdarlığında sefer yapıldı. Ee, Hazar kıyılarına kadar gidildi. Bu da siyasi dersi, yap, dersi yapıp sıkmak istemiyorum dinleyicilerimizi. Hazar'da küçük bir donanma bile kuruldu. Şirvan Beyler Beyliği kuruldu. Hatta kimsenin talip olmadığı bir, bu beyli Beyler Beyliği'ye delice cesaretiyle tanınan Özdemiroğlu Osman Paşa ben olurum dedi. <laughs> Merkeze çok uzak. Orada Safeviler'e karşı yıllarla mücadele, yıllarca mücadele verdi Özdemir Ulu Bir o, de ciddi Osman lojistik Hocam. problemi yaşıyorsunuz. O tip bölgelere sefere çıktığınızda yani lojistik açıdan çok, çok ciddi sıkıntılar yaşıyorsunuz. destek alamıyor zaten. Halktan da alamıyor. Alamıyor. Hatta Özdemir Oğlu Osman Paşa'nın biraz da timar sistemini bozduğundan falan söz edilir. Mecburdu. Bol bol timar zahmet tevcileri yapıldı. Biraz da sistemi tabii ki sarstı. Bunu kabul etmemiz gerekir. E, ne oldu? Ne oldu? 15-20 sene sonra Osmanlılar geri geldiler oradan Hazar kıyılarına gene bu sınırlara geldik. Yani orada demek öyle bu sefer 12 yıllık sefer Osmanlı Devleti'ni mali yönden özellikle ve askeri yönden fevkalade sarstı. Bir de İran'ı düşündüğümüz hocam. zaman biz çok Tebriz'in ötesine Hı. bile gitmiyoruz hocam. Yani çok mümkün olmuyor. Çünkü İran çok geniş Orta Asya'ya kadar yani. uzanan bir coğrafya gidebileceğiniz yer sınırlı orada. Belli. Ve askerin de pek o tarafa gitmeye hevesi yok Sıcaklık. çünkü Batı Balkanlardan geçecek zengin yerlere gidecek işte e, gayri Müslümlerle savaşacak bunlar. Malum yani Müslümanız diyorlar. O bakımdan e, bir defa merkezi sistemde çatlaklıklar başladı, Timar-ı Ahmet sisteminde bozulmalar başladı. E, ne bileyim e, uluve verilmesinde sıkıntılar yaşandı vesaire. Devlet çok büyük zararlar gördü. Evet, 1500 dolayı ne zamana kadar 1590 İstanbul antlaşmasına kadar İran'la anlaşmalarımız uzun sürüyor. Uzun yani sürüyor. şeyden mesela 1639'dan günümüze kadar neredeyse evet, devam edensin evet, bir evet, antlaşmasını mevcut sınırlara göre 1590 İstanbul antlaşmasıyla yani bugünkü sınırlara geldik. 3 sene sonra da 99 tarihinde Habsburglara yönelik bir sefer yapıldı. O da çok uzun savaş.